Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde açılan pasta kursu Şahinbeyli ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan bayanlar el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyorlar. Çaydan beri geliyorum ben buram. Önce kuru pasta, sonra yaş pasta, poğaça gibi şeyler öğrendim. Ve de çok mutluyum aynı öğrendiğim için. Zaten evde yapıyordum kendimi ama bayağı bir aşaması olduğunu veya da detayları olduğunu bu kadar bilmiyordum. Burada öğrendim. Ben de yani çocuklar için böyle daha çok güzel şeyler öğrenmek istedim. Yani sosyalleşmek, arkadaş ortamı, hocam, arkadaşlarım. Yani benim için çok çok güzel oldu. Çok yani beğenerek, severek geliyorum falan. Geçen hafta içinde ben burada yaş pasta yaptım. Yani bana maliyeti 100 liraya falan geldi. 3 kilo kadar pasta çıkardım. Maliyeti dışarıda 250-300'dür tahminim. Çok da güzel oldu. Bir de temizliğine yani içime sinerek yiyorum. Tertemiz, kendim yapıyorum. Evet. Annem dedi yani evde oturacağımıza bir kursa devam edelim dedi. Böyle bir pasta kursuna geldik açıkçası. Yani üçümüz devam ediyoruz artık. Yani inşallah olursa bir dükkan açmayı düşünüyoruz. Bir pastacılık kursunun açılmasını takdir istiyorduk yani. Çünkü hem hobi olarak hem kendimizi geliştirmek amacıyla açılmasını istedik. Tabii güzel hocalarımızın bize öğrettiği şeylerle dışarıda yapıyoruz. Belki bu öğrendiğimiz şeyler ileride bize güzel şeyler katıyor. İş muhabında olsun, dükkan açmaya kadar gidecek şekilde ilerletecek arkadaşlarımız var. Dükkan açma umuduyla geliyorlar. Yani bir hayal kuruluyor. Burada çok şey öğreniyoruz. Bize çok şey kattığını düşünüyorum şahsen. Vallahi aileme güzel şey katacağını düşünüyorum yani. Kızlarım da olsun, ben de olsun elimizin lezzetini. Bundan eminiz ama ailemize de güzel katkı vereceğini düşünüyorum yani. Kızlarım üniversiteye hazırlanıyor, boşta durmuyoruz ama yine de bu an boş zamanlarımızda da böyle şeyi de değerlendiriyoruz. Bu süreci Dumlupınar Tesisinde daha önce böyle bir pastacılık kursu yoktu. Benim de ilk oldu ve bayağı bir katılım sağlandı. Bu beni çok mutlu etti. Ve kursiyerlerimin talebi çok fazla. Ve bu talepten dolayı ben çok mutlu oluyorum. Onlara iş imkanı, istihdam sağlanacak. Evet. Hepsinin bir sertifika hedefi var. Bundan dolayı çok mutluyum. Onlar da çok umutlu. O umutla da geliyorlar. Onlara bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Pasta zaten yiyecek içecek hizmetleri alanımız. Dal olarak pastacılık, tatlıcılık diye ayrılıyor. Bu ana dallar da kuru pasta, modül olarak biz uyguluyoruz zaten. Modülümüz kuru pasta, yaş pasta diye gruplara ayırıyoruz. Kuru pasta öğrendiler kursiyerlerimiz. Sonra yaş pasta, bunun pandispanya süreci, gato pasta, baton pasta diye tabii ki çeşitleri var. Bu pastaları yapım aşamalarını öğrendiler. Soslar, kremalar, bunları yapıp ve saklama koşullarını öğrendiler.